Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Bugün Anneler Günü. Ben de hazır bugün de pazar ve pazar videomuzu Anneler Günü ile ilgili olarak çekmek istedim. Fakat kameranın karşısına oturunca inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Hatta eşime sordum, anneme sordum ne çeksem ne söylesem diye. İçinden ne geliyorsa onu söyle dediler. Ben de şimdi oturdum burada bakalım içimden neler gelecek. Şimdi anneliğin ne kadar güzel olduğundan bahsetsem anlatamayacağım. Çünkü kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Ne kadar zor olduğunu konuşsam onu da anlatamayacağım. Onu da yeterince ifade edemeyeceğim. Çünkü o da kelimelerle anlatılacak gibi değil. Yine de kendimce bir şeyler söylemeye çalışayım. Ben anneliği aslında Deniz'i doğurduğum an değil de daha öncesinden başladı benim anneliğim. Eminim çoğu anne için de öyledir. Hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren aslında ben bir anneydim. Çünkü daha o günden itibaren ay şunu yiyeyim, bunu yemeyeyim, ay dikkat edeyim, bebeğim için şu faydalı olur, stresten uzak durayım, yumurtamı mutlaka yiyeyim, cevizimi yedim mi, bugün yeterince su içtim mi gibi yine Deniz'i öncelikli olarak hayatımın merkezine oturtmuş ve öyle hareket etmeye başlamıştım. Yani aslında benim anneliğim Deniz'e hamile olduğumu öğrendiğim an başladı. Tabii Deniz doğduktan sonra annelik bambaşka bir boyuta ulaştı. Karnımda 9 ay boyunca taşıdığım bebek gerçekten dünyaya gelmişti ve kucağıma aldığımda ona dokunabiliyordum, koklayabiliyordum, sesini duyabiliyordum. Deniz şu anda 21 aylık ve ikinci defa Anneler Günü'nü kutluyorum Deniz doğduktan sonra. Şunu söyleyebilirim ki her sene Anneler Günü'nün anlamı benim için başka bir şey ifade ediyor. Geçen sene bu zamanlar birinci Anneler Günü'mde Deniz'le farklı şeyler yaşıyordum. Farklı zorluklar, farklı güzellikler vardı o zamanki anneliğimde. Aradan bir yıl geçtikten sonra Deniz artık ufak ufak konuşmaya başladı, daha hareketli olmaya başladı, yürümeye başladı. Benimle iletişim kuruyor, yavaş yavaş konuşuyoruz bile hatta. Soru soruyorum, cevap veriyor, bana soru soruyor, ben ona cevap veriyorum. Ve annelik benim için başka bir boyuta taşındı. Ve zorlukları da tabii ki farklı bir boyuta taşındı. 2 yaş sendromunu yavaş yavaş hissetmeye başladık. Deniz'in tutturmaları, inatlaşmaları, bunu asla yapmayacağım, bunu asla giymeyeceğim demeleri, sokak ortasında 45 dakika boyunca eve gelmeye çalışmamız ve kendini yerlere atarak ağlamaları daha son bir yıl içerisinde benim annelik deneyimimin bir parçası oldu. Dediğim gibi dünyanın en güzel şeyi bir yandan da dünyanın en zor şeyi. Bu süreçte ben kendimi de aslında daha fazla, daha yakından tanıdığımı fark ettim. Deniz için bazı kitaplar alıyorum, okumaya çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Deniz'e doğru mu davranıyorum? Acaba bu yaptığım hareket, bu yaptığım davranış, tutum doğru mu? Yoksa Deniz'in psikolojisini nasıl etkiler? Yanlış bir şey mi yapıyorum diye sürekli kendimi sorguluyorum. Ve birçok okuduğum kitaptan fark ettim ki kendim de gelişiyorum. Kendi davranışlarım sadece Deniz'e değil diğer insanlara karşı da hayata karşı da tutumum değişiyor ve daha duygusallıktan uzaklaşıp daha mantıklı olması gereken gibi davranmaya başladığımı fark ediyorum. Yani anne olduktan sonra kendim de insan olarak daha fazla geliştiğimi fark ettim. Bir adım öteye gidiyorum her sene, her zaman. Deniz sağ olsun bunun en büyük vesile olan insanlardan bir tanesi. Anneler Günü bir gün diye bugün vesilesiyle sizinle bunları paylaşmış olayım. Fakat ben deliye her gün bayram diyorum ve aslında her gün benim için Anneler Günü. Deniz koşup da boynuma sarıldığı zaman zaten ben Anneler Günü'nü her an kutluyorum. Deniz benimle inatlaştığı zaman, zorlandığım zaman zaten şu an bu videoda söylediğim zorlukları zaten her an yaşıyorum. Ya da uykusuz kaldığım zamanlar sadece Anneler Günü'nde hatırlamıyorum. Uykusuz kaldığım her gece bu beni zorluyor ve bana hatırlatıyor anne olduğumu. Fakat Anneler Günü diye böyle bir gün icat etmişler ve bugün vesilesiyle annelikle ilgili ben de naçizane sizinle bunları paylaşmış olayım. Benim Anneler Günü ile ilgili sizinle paylaşmak istediklerim bunlardı. Lütfen siz de eğer anneyseniz içinizden ne geliyorsa videonun altında yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ben de sizin annelikle ilgili düşündüklerinizi okumaktan çok keyif alırım. Eğer anne değilseniz kendi anneniz hakkında belki paylaşabilirsiniz. Benimle yine videonun altındaki yorumlar kısmında. Anneler Günü bunları hatırlamamız için, yad etmemiz için, annelerimiz hakkında düşüncelerimizi dile getirmemiz için bir vesile olmuş olsun diyorum. Ve eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olun. Sağ taraftaki Acemi Anne logosundan abone olabilirsiniz. Annelikle ilgili benim diğer videolarımı da izlemek isterseniz sağ aşağıdaki oynatma listesini tıklayabilirsiniz.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun diyorum. Hoşçakalın.